Merhaba, bugün Buz Motor'dayız. Yeni lastiklerimizi almaya geldik. Biraz sonra takılış aşamasına geçeceğiz. İzliyoruz. Arka lastiğimiz takıldı. Sıra ön lastikte. Bakalım neler oluyor. Şöyle arka lastiğimizi de gösterelim. Çiçek gibi maşallah. Yacht Street. Balansı yapılıyor. Artık son aşama. Tamam, lastik alırken nelere dikkat etmeliyiz? Lastiğin tarihini, kavuçun kalitesini bir tarafına gerekiyor. Aldıktan sonra da rodaj süresi var, 304 km. Rodaj süresinde agresif kullanmamak gerekiyor. Evet. Lastiğin havalarını sürekli kontrol etmek gerekiyor. Gözle kontrol etmek gerekiyor. Eğer havası düşmüşse havası da olmamız lazım. Biz kaç hava basıyoruz şimdi buna? Benim 32 arka 34 olacak. Tamam. 15 gram balans yapıyoruz. 15 gram balansını yapıştırdık. Şu an balans 0. Lastiğin karşılık değer bir noktası. Eşit ağırlığa sahip olmuş oldu. İsterseniz ekrandan görebilirsiniz. Lastiğin her tarafı aynı oldu. Artık hazır. Su stikerlerimiz nerede? Burada. Şey, subcase'de galiba. Subcase. Getir bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Şu Michelin adamlarının küçüklerini istiyorum. Şuralara alabiliriz. Buraya mı? Evet. O zaman şu en altı. Şu tam ABS yazısını orantılayabilirsin. Öyle mi? Hı hı. Şuraya. Böyle düz yapıştırıyorum. Bir tane de arkaya. Nereye? Onu da sen seç hadi. Şuraya olsun. Tamam. Şey, yazı. Bunlardan mı? Burası nasıl? Sana bıraktım. Çok güzel oldu. %140-70-17. Orijinalde 130'du. Daha iyi yol tutuşu için 140'a dönüştürdük. Önü yine orijinal tuttuk. Bakıyoruz. 110-70-17. Evet, lastiklerimiz artık hazır. Yola çıkmaya çok az kaldı. Tüm hazırlıklarımızı da hızla sürdürüyoruz. Lastiklerimizi de değiştirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.